İşte analiz programı olarak Kayseri'de Durmazlar Yapı Market'e konuk olduk ve yanımızda Ersin Bey var. Ersin Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ersin Durmaz. 1980 İstanbul doğumluyum ama asıl memleketimiz Kayseri. 2001 yılından itibaren de Kayseri'de ikametgahımız devam ediyor. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? İlk önce bu bulunduğumuz mahallede 2004 yılından itibaren başlayarak ufak bir işletme olarak ilk önce başlamıştık. Daha sonra mekanımız yetmeyince biraz daha büyük ve biraz daha kapsamlı olarak çeşitimizi daha çok çoğaltarak bu bölgeye hitap edecek şekilde bir konuma yerleştik. 2004 yılından itibaren de bu zamana kadar Melikgazi İlden bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Daha çok inşaat malzemeleri, boya, hırdavat, elektrik, su malzemeleri, yapı malzemeleri, iç dekorasyon, işte laminant parkeden tutun, işte bir ev için ne gerekliyse boya üzerine, tadilat üzerine her türlü malzemeleri bulundurabileceğimiz bir yapı market statüsünde çalışmaktayız. Bu şekilde işletmemiz devam etmekte. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Hizmet verdiğimiz bölgeler Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı olarak bu bölgede Melikgazi ilçesinin bulundurduğu alanlar olarak İldem, Cumhuriyet Mahallesi, Kaykop, Mimar Sinan Mahallesi, Tokü Mahallesi ve bu bölgeye bağlı olan civar köylerimiz var. İşte Gessi, Ağırnaz, Bürüngüz, Turan bu tarz köylere hizmet vermekteyiz. Sektörünüzle alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi günümüzde inşaat malzemesi ve bu tarz içerikli olan malzemelerimiz çok aktif ve her zaman yenilikçi bir yapıya sahip olmak gerekiyor. Çünkü her geçen gün farklı projeler, farklı emtialar ortaya çıkıyor. Bu malzemelerle ilgili tabii ki daha çok bizim özellikle satıcı olarak ve üretici olarak daha vatandaşa fayda sağlayacak, daha kolay konumda olan malzemeleri geliştirmemiz gerekiyor. Teknolojik açıdan biraz daha üretimi hızlandırmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili olarak tabii ki her şey teknolojiye dayalı olduğu için yeni ürünleri halka açık olarak beyan etmemiz gerekiyor. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Bizim kuruluş amacından bu zamana kadar vatandaşımıza mahcup etmeyecek ve bir malı verdiğimiz zaman geri dönüşünde bize sıkıntı yaratmayacak. Vatandaş kullandığı zaman o kullandığı malzemeye güvenerek bizden alması gerekecek. TSE onaylı, işte yapı olarak verilen yerlerde kullanılan malzemelerin sıkıntı çıkartmadan orada uzun yıllar boyu kalmasını sağlayacağımız malzeme grubu olması gerekiyor. Sektörünüzde yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? Sektörümüzde daha çok yaşamış olduğumuz sıkıntılar işte bazı malların ekonomik olarak daha düşük kalitede olmaları. Vatandaş bunu daha fazla bilemediği için, kullanıcı daha çok bilemediği için tabii yeri geliyor kaliteli malzemelerle aynı ürünü kıyaslama durumunda kalıyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Çünkü istenilen her malzemenin işte TSE'li olan malzeme var, X bir malzeme, kaliteli. Kullanışlı bir malzeme ama bunun muadili işte biraz daha ekonomik bir malzeme olduğu zaman ister istemez vatandaş bununla kıyaslayabiliyor. Ama ikisinin de altyapıdaki kalitesi aynı olmadığı için bunu zamanla doğruluğunu anlayabiliyor. Ama bizim hem fiyat politikası hem de malzeme içeriği olarak vatandaş o tür malzemelerle kıyasladığı için bu biraz daha bizi zor durumlara koyuyor. 5 yıllık planlarınız içerisinde neler var? 5 yıl sonra biraz daha büyük, daha kapsamlı, vatandaşın ihtiyacına daha çok fayda sağlayacak, biraz daha büyük çaplı yapı market zinciri olarak hedefliyoruz. Allah kısmet ederse de öyle bir projelerimiz var. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan şöyle bir şey söylemek isterim. Tabii ki tüm vatandaşlarımız kullandığı malzemelerin, kullandığı ekipmanların kalitesini iyi bilmeleri, onlarla ilgili olarak piyasadaki araştırmalarını online olarak, her türlü kapsamlı olarak araştırmalarını, bizim en büyük beklentimiz o yöndendir yani. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.